Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Cebeli Tarık serimizin yeni bir bölümüyle daha yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere artık geçtiğimiz bölümde biraz daha fetih yaparak kendimizi toparladık abi. Ekonomik olarak özellikle gerçekten büyük bir toparlanmaya girdik. 150 binlik bir ekonomiye sahip olduk. Diplomatik olarak da kendimizi adeta bir güvenlik çemberinin içerisine aldık. Çünkü 1 milyondan fazla ekonomiye sahip olan Ukrayna devletiyle müttefiklik anlaşmamızı imzaladık. Ukrayna devleti hem doğuya karşı hem de batıya karşı bizi koruyabilecek bir ülke. Zira kendisinin Ukrayna'nın en doğusundan İsviçre'ye kadar toprakları bulunuyor. Dolayısıyla bana Fransa'da savaşı ilan etse, bana Rusya'da savaşı ilan etse, Ukrayna beni her türlü her cepheden koruyabilecek bir ülke. Bu sebeple seçebileceğimiz en iyi devletlerden birini seçtik müttefik olarak ve bu bölüm gerçekten kendimizi aşacak, boyumuzu aşacak bir devletle savaşacağız. Rusya devletiyle bir savaş gerçekleştireceğiz bugün. Bu savaşın ana nedeni, ana sebebi, ana amacı Rusları İtalya topraklarından atmak ve İtalya topraklarını tamamıyla bir Cebeli Tarık toprağı, Cebeli Tarık ana yurdu haline getirmek olacak. Zaten son yaptığımız fetihlerle beraber ekonomimizin de böyle bu denli artmasıyla şu anda asimilasyon işlemlerini de başlattım. Asimilasyon işlemleri de tamamlandıktan sonra gelirimiz zirveyi görmüş olacak. Tek sıkıntımız nüfus. Yani nüfus açısından hakikaten çok kötüyüz abi. Ordu basamıyoruz doğru düzgün. Param olsa bile ordu basamayacak bir haldeyim şu anda. O sebeple bana nüfusu da iyi olan topraklar lazım. Bunun yanında bir de bizim nüfus yatırımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunlarla beraber Cebeli Tarık ülkesinin devletinin nüfusunu da artık iyice toparlayıp herhalde artık modern çağa ayak uydurabilmiş bir devlet olarak bundan sonra yolumuza devam edeceğiz büyük bir ihtimalle. Rus harbinden sonra belki bir savaş daha gerçekleştiririz, bir devlet daha elimize geçiririz. Sonrasında seri bir şekilde neye geçeceğim abi? Pek tabii ki az önce de söylediğim gibi nüfus yatırımlarına geçiş yapacağım. Hakikaten ülkenin çok sağlam bir nüfus yatırımına ihtiyacı kesinlikle var abi. Şimdi şu Rusya'dan alacağım topraklara bir bakıyorum. 1200, 1500, 1100, 1000 ve 1200 ekonomilerden oluşuyor. Öyle çok yüksek ekonomiler değil ama yarar sağlar mı? Kesinlikle sağlayacaktır. Üstelik de coğrafi olarak kendimizi birazcık daha iyi bir konuma getireceğiz. Tek bir sıkıntısı var, tek bir istisnası var. O da bizim Rusları aldıktan sonra Fransızlarla sınır kuracak olmamız. Fakat Fransızlara karşı Ukrayna'ya güvendiğimiz için o açıdan da büyük bir ihtimalle herhangi bir sorun çekmeyeceğiz dostlar. O halde Rusya'ya savaşımı ilan ediyorum. Hazır şu anda kendileri Türkiye ile de savaştayken, yani büyük bir ihtimalle çok sıcak bir savaşa girmemişlerdir. Oo, 14 bin ordu çıkardı. Evet. Evet, 14 bin ordu çıkardı. Ekonomisi neredeyse benimle aynı adamın ve direkt olarak 14 bin ordu çıkarabildi adam. Tebrik ederim, diyecek bir şey yok abicim. Diyecek bir şey yok, tebrik ediyorum kendisini. Yapacak bir şey yok. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Ya zaten bu seri boyunca hep nedense beklemediğimiz şeyler geliyor başımıza ilginç şekilde. Yani hiçbir savaş beklediğim bir şekilde gitmiyor şu ana kadar ve gitmeyecek gibi de görünüyor abi açıkçası. Yani böyle devam ederse hiçbir savaş bizim beklediğimiz gibi gitmeyecek. Her savaşta sorun çekeceğiz ve bu sorunların üstesinden gelerek bu seriyi noktalamaya çalışacağız. Ya da bu sorunların üstesinden gelemeden yenilerek bu seriyi noktalayacağız. Önümüzde 2 adet seçenek var. Bu 2 seçenekten bir tanesi gerçekleşecek abicim mecburen. Tabii biz ilk seçeneğin gerçekleşmesini daha çok istiyoruz abi. Kendimizi artık toparlamamız gerekiyor bu sebeple. Ve Cebeli Tarık kimmiş? Ya abicim ordu basamıyoruz ki ya. Ya ordu basamıyorum ki. Ya benim bu savaşa girmeden önce nüfus yatırımı yapmam lazımdı. Çok büyük saçmalık ettim abi ya. Ama ben nereden bileyim şurada 4 tane topraktan 11 bin ordu çıkaracağını. Ya 11 bin abicim küçük bir sayı değil bu. Nasıl o 4 topraktan bir tur içerisinde 14 bin ordu, 11 bin ordu çıkarabildin? Ya ben hala anlamıyorum yani. Bunun bir açıklanabilir bir yanı yok ya. Buraya bak, hala da çok sağlam ordu getiriyorlar. Bitmiyor yani, adamların gücü bitmiyor da. Abi nereden savaşı ilan ettim? Ya ben bu seride niye hep böyle diyorum? Her savaşı ilan ettiğim devletten sonra keşke savaşı ilan etmeseydim diyorum. E bu kısır döngüden ne zaman çıkacağız? Yani bitmesi lazım artık abicim bu durumun. Her savaşı ilan ettiğim devletten sonra pişman oluyorum ben. Ya bu savaş hakikaten çok sıkıntı çıkarıyor ya. Şimdi abi bundan sonraki savaşlarda biraz daha kontrollü dengeli ilerlemeye çalışacağız. Yani biz mesela Rusya'ya sadece 10 bin ordu basıp savaşa girdik ya. Bundan sonra hiçbir devleti böyle çantada keklik görmeyeceğiz ve basabileceğimiz en yüksek sayıda orduyu basıp bu savaşa gireceğiz. Yani mesela atıyorum 10 bin değil de bundan sonra düşündüğümüzün iki katını yapacağız. Biz ne dedik az önce? 10 bin ordu büyük bir ihtimalle Rusya'ya yeter dedik ve 10 bin orduyla girdik. Yani buna güvenerek, kendi gücümüze ve Rusya'nın gücünün düşmüş olmasına güvenerek bu savaşa girdik. Sonrasında ne oldu abicim? Rusya içimizden geçti. Yani biz herhalde bizim tahmin ettiğimizden iki kat orduyla, iki kat zorlukla karşılaşıyoruz genel olarak. Ve bunu aşmak için de düşündüğümüzün iki katı kadar fazla ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz lazım. Fazla hamle yapmamız lazım. Bu arada bittik. Bu sefer harbiden bittik.
Evet, bu sefer harbiden bittik. Ya bu Rusya beni nasıl yenebildi? Ben hala anlamıyorum ya. Nasıl yenebilir ya? Tamam, Ukrayna'yı çağıralım da bari kurtarsın abi bizi. Yani böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Çağır abi, orduya çağır Ukrayna. Yapacak başka bir şey yok artık. Son seçenek olarak da bunu yaptık. Hayır, adamlar 7000 orduyla falan geliyorlar. Hiçbir şey yapamam ki. Ukrayna'nın benim topraklarımı kurtarmasını bekleyeceğim. Onlar da zaten gelene kadar devran değişir abi artık. Vallahi bilmiyorum Ukrayna. Hadi yap bir şeyler. Hadi Ukrayna. Ben bezdim ya. Gerçekten sıkıldım. Bitireceğim büyük bir ihtimalle seriyi. Böyle her bölüm her bölüm aynı şey olmuyor abi artık ya. Vallahi sıkıyor. Belki buna bir ikinci sezon yaparız abi. Bilmiyorum. Hakikaten canımı sıkmaya başladı çünkü bu seri benim. Şuraya bak, Ukrayna Allah aşkına neredesin abi? Adriyatik kıyılarında ordum var. Bak buradan ordu götürüyorsun. E nereye? E nereye kardeşim? Bana da gelir, bir gör şu İtalya'yı da. Savaşta olduğum bir devlet tarafından işgal edilmiş abicim buralar. Bir gör buraları da ya. Yani ne bileyim abi, bana saçma geliyor bu durum ya. Evet, Türkiye bizim toprakları kurtardı, birkaç tane toprağımızı. Saldır bakayım. İyi, güzel. Şimdi bunların hepsinde yağma yap. Tabii. Tabii, hiçbirinde ordu basamıyoruz, şuraya bak. Hepsinde yağma yapmış. Abicim nasıl bir zorluk? Hakikaten bu efsanevi zorluk. Ya ilk defa efsanevi zorlukta oynuyor olabiliriz abi. Kaç bölümdür aynı şey? Kaç bölümdür yüzümüz gülmedi ulan? Kaç bölümdür aynı şey ya? E yeter artık yani. Benim de sabrım bir yere kadar be kardeşim. Yeter yani. Fazla uzadı. Güzel, şu anda iyi bir comeback atıyoruz şu an için. Devam, biraz daha devam. Aynen. Ulan belki buradan çeviririz ha savaşı. Olabilir abicim. Ne de olmasın. Biz neleri başarmış bir ülkeyiz ya. Öyle değil mi? Belki de buradan döner abicim. Hiç belli olmaz. Ki dönecek gibi de görünüyor. Şuraya bir daha saldırın. Aynen öyle. Devam. Rusya herhalde buradan ordularını çekmiş ya. Çünkü başka bir şekilde böyle ilerleyemezdik yani Rusya'ya karşı yeniden. E çok iyi. Çevirdik. Birazdan yüksek sayıda ordularla karşılaşırız ya net şekilde. Karşılaşmazsak acayip olur çünkü. Yani bu serinin bizim yüzümüze gülmemesi lazım mantıken. Abi harbiden alıyoruz bu arada. Aa. Aa, ciddi ciddi aldık ya. Ya siz şaka mısınız? Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben gerçekten artık inanamıyorum ya. Arkadaş, bir isyancısıyla uğraşıyoruz, bir Rusyasıyla uğraşıyoruz. Dayı siz bitmeyecek misiniz? Ya bu ülkenin yüzü ne zaman gülecek oğlum? Tamam, oralarda festival yaparız, mutlulukları arttırırız. Sorun değil. Şimdi şu barış antlaşmasını imzalayabilirsek eğer mükemmel olur. He. Oğlum bu kadar mı toprak alabiliyorum gerçekten? Bir tane mi toprak alabiliyorum? Ya yürü git Allah aşkına. Savaşta kalırım, almam bir tane toprak. O ne ya? Şu anda %88'leri ele geçirilmiş bu adamların. Bekliyorum, %100 olsun. Kim çıkarma attı ya? Oş. Ya abicim bu adam, ciddiyim ben, anlamıyorum. Bak burada senin bütün toprakların işgal edilmiş. Allah aşkına sen niye hala buraya geliyorsun? Ya ne var bu İtalya'da? Niye bu İtalya'ya herkes saldırıyor oğlum? Ne var lan burada? Ya ne var ulan burada? Ya söyleyin de biz de değerini bilelim hani bu toprakların. Lan burada şu varmış diyelim. İnanılmaz bir şeymiş bu diyelim. Keşke bunu önceden fark etseydik diyelim. Lan ne var bu topraklarda da her gelen geçen buraya uğruyor ya? İlginç bir durum ya. Gerçekten ilginç bir durum. Yine çıkarma gelir şimdi. Bekliyorum şu anda çıkarmayı yani. Heyecanla bekliyorum. Bakayım ne zaman çıkarma gelecek. Evet, güzel, çıkarmamız başarılı oldu. Ah. Şaka gibi ya. Tamam, ver benim bir toprağımı, gidiyorum ben ya. Allah aşkına ver benim bir toprağımı, gidiyorum ben. İkinci kez savaşı ilader alırız kalan toprakları. Başlarım böyle işe ya. Uğraşılır mı abi? Uğraşılacak iş değil ya. Vallahi uğraşılacak iş değil ya. Adamların %88'leri ele geçiriliyor. Zaten güçsüz bir devletsin. Ona rağmen adamlar hala toprak kaybetmiyorlar. 50 askerli almam lazım lan benim o adamı. Yok böyle bir şey abi ya. Festival yapmam lazım acilen. Çok acil festival lazım bu ülkeye. Ya bak, her taraftaki asimilasyonlar düşmüş adamların yaptığı yağmalar yüzünden. Ben bu savaştan kesinlikle zararlı çıktım. 150 bin ekonomim vardı, 145 bine düşmüş. Toprak aldım, ekonomim düştü. Evet abi, çok sıkıntılı bir seri. Gerçekten aşırı sıkıntılı bir seri. Yani yine de halen İtalya coğrafyasında bir hakimiyetimiz var. Irak şu anda Türkiye'nin bayağı içinden falan geçiyor. Oyun da iyice buglanmaya başladı. Abi saçma sapan bir hal almaya başladı gerçekten. Yani bence biz bu seriyi burada bitirelim. Burada itibaren zaten büyük ihtimalle sıfır ilişki bug'ları falan da çıkmaya başlar yavaştan. Evet abi ya, bu seriyi burada bitirelim. Cebeli Tarık için ikinci bir sezon yaparız abi. Çünkü hakikaten canımı sıkmaya başladı artık bu seri. Yeter, ben sıkıldım. Yani
bu kadar zevksiz bir şekilde video çekmek hakikaten bana eziyet gibi geliyor. Ben devam etmek istemiyorum. Ama kesinlikle ikinci bir sezon yapacağız. Zaten Andorra serisinde de böyle yapmıştık abi. Hatırlayacaksınız. Andorra serisinde de aynen böyle yaptık. İlk seriyi başarısız olduk ve bitirdik. Sonra ikinci bir sezon yapıp şöyle neredeyse Avrupa'nın tamamına hakim olduk. Cebel Tarık da aynen böyle olacak gibi görünüyor. İsimlere falan baksan zaten Lucas yani. Tebrik ediyorum Lucas'ı bu büyük başarısı için. Evet dostlar, yavaştan artık bu serinin burada sonuna geliyoruz. Güzel bir seri oldu mu bilmiyorum. İlk bölümleri fena değildi. Sonraki bölümler biraz zıbanadan çıktı. Acayip bir seri oldu. Her neyse, izleyen herkese çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yeni seriye dair önerilerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorlu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz. Dostlar, şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.